başarı disiplinsiz bir şekilde daha fazlasının peşinde koşmaya yol açtığı için başarısızlığa bir katalizörse, o zaman basit bir panzehir disiplinli bir şekilde daha azının peşinde koşmaktır. Sadece gelişi güzel bir şekilde hayır demek değil, kasıtlı, bilinçli ve stratejik olarak gereksiz şeyleri ortadan kaldırmaktır. Kişinin hayatını sadeleştirmesi emek ister ve belki de bu yüzden çoğu insan disiplinsiz bir şekilde daha az yerine daha fazlasının peşinde koşmaktadır. Hayır demek rahatsız edicidir, bu yüzden varsayılan olarak yeni yükümlülüklere evet derler. Enerjilerini nasıl kullandıkları konusunda durup düşünmezler çünkü bu çok daha fazla çalışma gerektirir. Her zaman yapılması gereken acil bir şey vardır ve bu nedenle hayatlarındaki gereksiz şeyleri kasıtlı olarak ortadan kaldırmak için zaman ayırmazlar ki böylece önemli olan şeylere odaklanabilirler. Öncelikli olmayan işlerinin önceliklerine baskın geldiği bir durumu düzeltmek özellikle önemlidir. Örneğin, haftada birkaç saatini evini temizlemeye harcadıktan sonra egzersiz yapmak için zamanın ve enerjin kalmıyorsa, bu durum gereksiz şeylerin önceliklerini çaldığı anlamına gelir. Öz disiplinin gücünden yararlanmak, temizlikçi tutmak gibi bazı rahatsız edici değişiklikler yap. Böylece zamanını ve enerjini daha önemli olana, yani sağlığına odaklanmak için serbest bırakabilirsin. Hayatın üzerindeki kontrolü elinde tutmak istiyorsan, bilinçli olarak daha azının peşinden gitme stratejisini benimse. Hayatına nasıl daha fazla şey ekleyebileceğini düşünmek yerine, senin için en önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırabilmek için hayatından neleri çıkarabileceğini bul. Yeni yükümlülükler kabul etmeden veya takvimine yeni etkinlikler eklemeden önce iki kez düşün.